Baro Başkanım, 3. dönemindeyim. Biz de kanunen 2 yıl için seçiliriz. 3. dönemim, yani 6 yıllık bir baro başkanlığı dönemim oldu. O da zaten 12 Ekim'de sona erecek. Az kaldı. İdealimiz neydi? Zaten biz önce avukatlık hukuk okumaya karar verirken bir takım ideallerle hukuk fakültelerine gittik. Her hukukçuda bu vardır. 2010 yılında seçim genel kurulda biz Rıza Başkan'ın döneminde onun listesinden aday olduk. Yönetim kuruluna seçildik. Ve ben o tarihten bu yana baro başkanı oluncaya kadarki süreçte baromuzda genel sekreterlik hariç baromuzun tüm birimlerinde görev aldım. Halil baroyu çok yakından tanıyan bir avukat olarak görev yaptığımı bildiğim için ve görevimizde o dönem için doğru yaptığımızı düşünen meslektaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda 2018 yılı genel kurulunda baro başkanına aday oldum. Ekim ayında yapılacak olan genel kurulda da biz bu görevi yeni arkadaşlara, başka arkadaşlara devredeceğiz inşallah. Yani genel kurulun iradesine yönde olacak artık meslektaşlarımızın takdiridir. Neden baro başkanı olmamı istediğimi sorarsanız, dediğim gibi bütün avukatların, bütün hukukçuların bir ideali vardır aslında. Hukuksuzlara karşı bir duruş ortaya koymak, bir mücadele ortaya koymak. Ben yönetim kurulu üyeliği döneminde de dediğim gibi baroyu çok yakından tanıma fırsatını elde ettim. Bütün birimlerinde görev almam bana böyle bir imkan sağladı. Ve baromuzu daha ileri seviyelere nasıl götürebiliriz düşüncesiyle bu göreve talip olduk. Meslektaşlarımızın istekleri doğrultusunda. Onu da layıkıyla yaptığımı düşünüyorum ben. Şu anda iki adayımız var. Adaylarımızdan bir tanesi Avukat Sencer Çelen. Kendisi yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda baro saymanımız. 3 dönemdir baro saymanlığı yapıyor. Yine staj kurulu başkanlığı görevinde bulundu 3 dönemdir. Sencer Bey adayımız, baromuzdaki adaylardan bir tanesi Sencer Bey. Diğer adayımız da yine Avukat Barış Günaydın meslektaşımız aday. Şu anda iki adayla seçime gideceğiz gibi görünüyor. Çünkü tarih yaklaştığı için bu saatten sonra başka bir aday çıkacağını ben tahmin etmiyorum. Büyük ihtimal iki adaylı bir seçim olacak. Ben aday olmayacağım. Aday olmayacağımız daha önce dile getirmiştim. Dediğim gibi o sözü söyledikten sonra zaten düşünseniz dahi yanlış bana göre aday olmamayı. Yok, biz siyaset kurumu değiliz. Hayır. Onu doğru bulmuyorum ben. O maalesef Türkiye'nin acı gerçekleri ama eski barosu 90 yılını doldurmuş bir kurum. Burayı yönetmek bir ciddiyet ister. Baro başkanı olan bir avukatın da sözünün arkasında durması gerekir. Biz bu sözü söyledik. Ben aday olmayacağımı dile getirdim. Bu saatten sonra zaten öyle bir şey söz konusu değil. Olamam. Nerede adayım? Delege listesinde adayım. Türkiye Barolar Birliği delegeliğine adayım. O daha pasif bir görev. Hani baro başkanı ve yönetim kurulu görevi gibi aktif bir görev değil. Sadece orada bir adaylığım söz konusu. Aslında bu da bize biraz da teamül haline gelmiş. Yani önceki dönem baro başkanlarının Türkiye Barolar Birliği delegeliğine gitmeleri gibi. Böyle bir sebepten dolayı Türkiye Barolar Birliği delegesi adayı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi neleri başardı, neleri başaramadı? Evet, güzel bir soru. Şimdi ben 2018 yılında aday olduğumda bir takım projelerle zaten meslektaşlarımızın önüne çıktık. Meslektaşlarımız da bizim öne sürdüğümüz projeleri yapabileceğimize olan inancıyla bizi 2018 yılındaki genel kurulda çok ciddi bir oy farkıyla Eskişehir Barosu Başkanlığı'na layık gördüler. O dönemden beri biz bu görevi yapıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana aslında çok ciddi şekilde olumsuzluklarla karşılaştım. Belki Eskişehir Barosu'nun en talihsiz baro başkanlarından bir tanesi olduğumu söyleyebilirim ben bu konuda. Bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Şimdi baro başkanlığı görevi sadece bir makamda oturmak veya temsil görevi değildir. Elbette meslektaşlarımızı ve kurumumuzu temsil ediyoruz ama bunu bu görevi yerine getirirken bir takım mücadeleler de yapmak zorundasınız. Bu mücadeleler birden fazla. Aslında bir alanda mücadele etmiyoruz. Öncelikle meslektaşlarımıza hizmet odaklı bir yaklaşımı ortaya koyacağız diye biz yola çıktık. Göreve geldiğim günden bu yana meslektaşlarımızın hem adliyede olsun hem baro hizmet binamızdaki alanlar olsun bir kere onların çalışma ve konfor alanlarının iyileştirilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Fiziki imkanları iyileştirmek anlamında bir sürü faaliyette bulunduk. Bunlar yapıldı hepsi. Şunu da söyleyebilirim. Belki son 20 yılda yapılmayanları ben 6 yılda yaptığımı düşünüyorum fiziki anlamda. Tabii benim şöyle bir karakter yapım da var. Bunu basın ve kamuoyu da zaten bilir, meslektaşlarım da bilir. Yapmış olduğum bu hizmetleri asla reklam aracı olarak kullanmadığım için ben bunları hiçbir sosyal medyada veya başka platformlarda biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diye dile getirmedik. Belki benim tek farkım budur. Bunu ama olması gereken bana göre de bu. Çünkü biz bu makama seçildiysek
bize bu yetki görev verildiyse hizmeti yapmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Yani bu reklam aracı olarak kullanılacak bir şey değil. 6 yıllık görev süren boyunca ben buna ciddi şekilde dikkat ederek bu görevimi yaptım. Dediğim gibi son 20 yılda yapılmayan her şeyi ben 6 yılda tabii ben derken yani bu bir ekip işidir. Yönetim kurulu üyelerimizin de destek ve gayretleriyle gerçekleşmiştir. Biz bunları yaptık. Tabii bunun yanında bu hizmetlerin haricinde bir de baro başkanının başka bir görevi var. Avukatlık kanunun 76. maddesinde barolara hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma görevi verilmiş. Ülkemizde maalesef takdir ederseniz son 20 yıl içerisinde çok ciddi şekilde hukuksuzluklarla karşı karşıyayız. Olmuyor ki bir hukuksuzlukla yine karşılaşmayalım. Her sabah kalktığımda emin olun bugün acaba ne oldu bu ülkede diye artık o psikolojiyle uyanır hale geldim bu görev dönemi boyunca. Ve en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi de ülkemizde kimse konuşamaz iken biz Eskişehir Barosu olarak 90 yıllık tarihimize yakışır şekilde Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla hem bunlar bu değerleri aşındırmaya yönelik eylemler, hem bir hukuk devleti olmanın gerektiğinin ötesinde yapılan hukukçulara karşı her zaman bir duruş ortaya koyduk. Bu süreç içerisinde biz dediğim gibi ülkemizde yaşanan her türlü hukukçulara karşı kimsenin konuşamadığı ortamlarda biz Eskişehir Barosu Başkanı ve yönetim olarak her zaman sahadaydık. Her zaman hukukun çizmiş olduğu çerçeve dahilinde biz bir duruş ortaya koyduk. Buradaki duruş kamuoyunun ve Türkiye'nin de aslında bilgisi dahilinde meslektaşlarımız da bunu biliyor. Kadın cinayetleri olsun, İstanbul Sözleşmesi olsun, efendime söyleyeyim şehrimizdeki termik santraller olsun, doğa katliamları olsun, yani toplumsal alanla ilgili olaylarda da biz Eskişehir Barosu olarak hep öndeydik. O duruşumuzdan asla geri adım atmadık. Ben de bunu görev süren boyunca doğru bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Aslında hani sorunuzu anlamında bağlayacak olursa ben görev süren boyunca üzerime düşeni layıkına yaptığımı düşünüyorum. Elbette insanız. Eksiklerimiz muhakkak olabilir bizim fark etmediğimiz. Ama yapmış olduğumuz hizmetler ve görev bilincili hareketlerimiz bir bütün olarak değerlendirildiğinde ben görevimi layıkla yaptığımı düşünerek bu görevi bırakacağım 12 Ekim'de. Çoklu baro sürecini biliyorsunuz malum. O çoklu baro sürecinde 53 baro başkanı ile birlikte ki orada o eylemin içinde en önde olan baro başkanlarından bir tanesi de bendim. Hatta bu yürüme eylemi karar verilirken bir baro başkanımız da bu teklif gelmişti. Gece saat 12 idi ve hemen derhal ikinci olarak da ben destek verdim. Yani o teklifin üzerine hatta ilk desteği ben verdim ve arkasından çığ gibi bir gecede organize olduk baro başkanlarımızla ve sessiz bir eylem ve anlamlı bir eylemi gerçekleştirmek için biz şehirlerimizden Ankara'ya yürüdük. 3 gün Ankara'ya yürüme eylemi sonucunda biz Ankara'ya vardık. Ki dünya basını da aslında bizi orada gördü. Aslında iyi bir tablo muydu? Kesinlikle iyi bir tablo değildi. Bakın ülkem adına ve mesleğim adına hiç iyi bir tablo değildi o. Orada yaklaşık 22 gün falan sürdü bu eylemler biliyorsunuz. O eylemler boyunca ben hep Ankara'daydım. Sadece 2 defa günübirlik acil işim için geldim ve geri döndüm. Çocuğum için de bir travmaydı aslında. Mesela ilk gün karşılaştığımız o tablo, basındaki işte bize uygulanan şiddet, polisin şiddeti, İçişleri Bakanlığı bu konudaki emri ve ciddi bir travma yaşadı aslında. Çocuğum da yaşadı yani o dönemde. Bunu hiç unutmuyorum ben. Tabii o eylem hayatımın kırılma noktasıydı benim için. Çünkü devletime olan bakış açım da aslında orada değişti. Çünkü farklı elbette biz hani demokratik bir yapıya sahip aileden geliyoruz. Yani insanların farklı düşünceler elbette olabilir. Buna saygı duyan bir gelenekten geliyorum. Ama o yaşadığımız olay benim çok sevdiğim devletime olan bakış açımı da biraz değiştirdi. Şu anda devletimizi sevmiyoruz. Elbette seviyoruz. Devlet olmasa bizler de olmayız. Ama işte orada karşılaştığımız tablo gerçekten ürkütücüydü. Ama benim için de çok onurlu bir eylemdi aslında o. Eskişehir Barosu tarihine bence altın harflerle geçecek bir mücadeleydi o. Dedim ya az önce hani böyle bütün olumsuzlukları yaşayan bir baro başkanı oldum. Belki çok kötü bir dönemde bu görevi yaptım. Bir taraftan da bu kadar olumsuzluk olmasaydı, bu kadar mücadele etme durumu da olmasaydı belki ben bu onuru yaşayamayacaktım. O anlamda Ankara eylemleri yani çoklu baro sürecindeki yaşadığımız o mücadele benim için çok anlamlıydı. Ve çocuğuma çok ciddi bir miras olarak kalacaktır. Benim için en gurur verici tablolardan bir tanesi de budur. Bu hiç unutmayacağım bir andır. Çok anlamlı bir mücadeleydi. Ne oldu sonunda? İktidar yaptı mı? Yaptı. Ama yapamadı aslında. Biz gene kazandık. Çünkü şu anda bakarsanız 2 tane çoklu baro sürecinden dolayı baro kuruldu.
Onların da zaten iktidar değiştiği zaman onların da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani amaca ulaşamadı. Aslında iktidar yapmak istediği amaca ulaşamadı. O anlamda Ankara'da yapmış olduğumuz bu eylem hayatımın kırılma noktasıdır benim için. Evet, başarıyla sonuçlandı. Mesela hiç unutamayacağım anlardan bir tanesi de o Ankara eylemlerinden Eskişehir'e geldiğimde hizmet binamızın önünde çok sayıda meslektaşımın beni alkışlarla karşılaması, benim orada tamamen spontane, duygusal bir konuşma, tamamen yani o anki ruh halimizle gerçekten o da beni çok duygulandırır yani meslektaşlarımın bu süreçte arkamda olması, her düşüncede meslektaşımın bakın. Hani benim yakınımda olan veya uzağımda olan her meslektaşım buradaydı. O da benim için çok anlamlıydı. Yani o mücadelenin boşuna yapılmadığını, avukatların bunun bilincinde olduğunu göstermesi açısından o da çok önemli bir andı benim için. O yüzden ben meslektaşlarıma da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yani o süreçte bana verdikleri destek için. Valla bu siyasete girme konusunda daha önce de birkaç defa karşılaştığım sorulardan bir tanesi bu yayınlarda. Öyle bir düşüncem olmadığını belirtmek isterim. Çünkü siyaset makamı benim gibi insanları kabul etmez. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ben içimden ne geliyorsa onu söyleyen bir insan oldum bugüne kadar. Maalesef işte yapımdan dolayı da bir siyasi parti içerisinde pek barınacağımı zannetmiyorum. Çünkü yanlışa, haksızlığa asla tahammülüm olmaz. Öyle bir düşüncem yok. Onu açıkça belirtmek isterim. Tabii ileriki dönemlerde şartlar ne gerektirir onu bilmiyorum ama hiçbir zaman bana verilen bu görev süresi boyunca temsil ettiğim makamı bir sıçrama tahtası diye tabir edeceğiniz bir anlayışla evritmemeye çalıştım. Yani öyle bir düşünceye asla girmedim. Onu özellikle belirtmek isterim. Çünkü bize baro başkanlığı görevi verildiyse, meslektaşlarımız bize bu görevi layık gördüyse, biz görev süremiz sonuna kadar onlara layık olmak için mesleğimiz ve meslektaşlarımızla da hizmet üretmek anlamında bir görev icra ettik. 6 yıllık süre içerisinde asla siyasete ilişkin bir düşüncem olmadı. Bundan sonra baro başkanlığı bıraktıktan sonra da kısa vadede öyle bir düşüncem yok. Hani uzun vadede var gibi de algılanmasın. Türkiye'de her an her şey değişebiliyor. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim. Asla öyle bir düşüncem, siyasetle ilgili bir düşüncem yok. Onu belirtmek isterim. Şunu da belirtmek isterim aslında. Şimdi siyaset düşünmüyoruz diyoruz ama bir taraftan da siyaset eleştiriyoruz. Yani öyle de bir tuhaf bir huyumuz var bizim toplum olarak. Siyasetin doğru ellerde yapılması gerekiyor. Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar hepimizi etkiliyor. Bu ülkede Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize bu ülkeyi ne şartlarda emanet etmiş bunu hepimiz biliyoruz. Şu anda biz çok konforlu bir ortamda yaşıyoruz aslında bakarsak. Böyle bir ortamda kimse konforundan ödün vermeden de mevcut yapıyı da değiştirmek için de mücadele etmesi gerekiyor belli düşüncedeki, belli ne bileyim kalitedeki insanların. Siyaset uzak durmak tamam düşünüyorum da yani bir taraftan da diyorsun o zaman niye siyaset eleştiriyorsun, niye siyasetçileri eleştiriyorsun, niye bu ülkeyi bu hale getirdiler diye habire bunu dile getiriyorsun ama sen ne yapıyorsun diye de sorabilirsiniz mesela. Bu da mantıklı bir soru. Olabilir yani bilmiyorum. Yani gerçekten şu anda öyle bir düşüncem söz konusu değil. Ben sadece 6 yıl değil, bakın benim baro başkanlığı dönemim, daha doğrusu baro yöneticiliğim. 14 yıl, 24 yıllık meslek hayatımın 14 yılını ben bu kuruma vermişim. Her birimde çalışmışım ve artık yorulduğumu hissediyorum. Biraz kendime zaman ayırmak, eşime, çocuğuma zaman ayırmak istiyorum. Aileme zaman ayırmak istiyorum. Gerçekten ailemi çok ciddi şekilde ihmal ettim ben. Onun da farkındayım. Çünkü baro başkanlığı tamam çok onurlu bir makam ama çok ciddi bir fedakarlık gerektiren, işinizden, eşinizden, ne bileyim ailenizden fedakarlık gerektirecek bir görev. O yüzden ben bunların hepsini ihmal ettim. Bunu açık yürekli söyleyeyim mesleğim adına. Biraz aileme zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumla birlikte vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra duruma göre artık hayat bizi ne şekilde yönlendirirse ona göre hareket edeceğiz diye söyleyebilirim. Yani cevabım bu şekilde olabilir. Peki o zaman sizden bir son söz, bir veda alalım. Tamam. Son sözleriniz. İşte 12 Ekim'de yapılacak olan Eskişehir Barosu Genel Kurulu'nun ve ertesi gün yapılacak olan başkanlık seçim ve kurul üyeleri seçiminin baromuz için hayırlı olmasını diliyorum ben. Dediğim gibi ben bu kuruma çok ciddi emek verdim. O konuda vicdanım rahat bir şekilde ben ve alnım açık bir şekilde görevi bırakıyorum. Seçilecek başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın bizim bugüne kadar ciddi çaba ve mücadeleyle getirmiş olduğumuz kurumumuzu daha iyi seviyelere götürmeleri benim en büyük beklentimdir kendilerinden. Baromuzda seçilecek başkanım ve üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin, disiplin işte diğer kurulu üyelerimizin baromuz için hayırlı olmasını diliyorum ben.
Bunu söyleyebilirim yani.